Merhaba, ben Ramazan Barda. Size biraz Biga'nın test süreçlerinden, test çalışmalarından ve sonuçlarından bahsetmeye çalışacağım. Biga projesi için öncelikle iş ihtiyaçlarını belirledik. Yazılımlarını yaptık, Takasbank içindeki geliştirmelerini, testlerini tamamladık. Artık bu projenin Ar-Ge projesinden ürüne doğru dönüşmesi gerektiği kanaatine vardık. Ancak bir blok zincir projesinde, bir Biga gibi bir proje yaptığınızda bir kurumun bunu test etmesi bir şey ifade etmiyor. Blok zincir ağına dahil olacak taraflarca da bu projenin test edilmesi ve onaylanması gerekiyordu. Bunun için nasıl bir çalışma yapabiliriz diye çalışmalara başladık. Ve ekranda gördüğünüz mimari üzerinden bir yapı çıkardık. Ekrandaki şekil 4 kurumun Biga testi için Biga testini temsil ediyor. Her bir renk de bir kurumu temsil ediyor. Burada öncelikle ortadaki altıgen gözüken yer permissioned block zincir ağını, içindeki 4 makine, 4 şekil notları, dışarıdakilerse bu notlara transaction'ı gönderecek olan makineleri temsil ediyor. Bizim öncelikle bir blok zincir ağına ihtiyacımız var bu işlemi test etmemiz için. Neden blok zincir ağına ihtiyacımız var? Çünkü Muhammed arkadaşımızın da bahsettiği gibi bunun bir permissioned block zincirde çalışması lazım. Onun haricinde Ethereum'un altyapısını değiştirip özelleştirdiğimiz için özelleştirdiğimiz Ethereum altyapısının kullanılması lazım. Ve bu nedenlerle bizim yeni bir network oluşturmamız gerekiyor. Şu anki mevcut public ağlarda bunu test etmemiz mümkün değildi. Sonra araştırmalara başladık ve bu ağı nasıl kuracağımız hakkında projeler incelemeye başladık. Ancak enterprise seviyede bunu çok hızlı yapabileceğimiz çok fazla bir proje yok. Bunun otomatikleştirilmesi, hızlı bir ağın kurulması için de çevresel bir ürün olarak Node Kurulum Projesi adını verdiğimiz bir proje geliştirerek hızlı bir şekilde network'ün oluşturulmasını sağladık. Tamam, network'ü oluşturduk. Ancak bu yeterli değil. Proof'ların generate edip gönderilmesi lazım. Blok zincir işlemlerinin yapılması lazım. Cüzdan işlemleri, key işlemleri, birçok konvansiyonel tarafta yapılması gereken işlem var. Bu işleri yapmak için de uygulamalara ihtiyaç var. Test yapacağımız taraflardan bu uygulamaları yapmalarını bekleyip sonra teste başlamak çok uzun bir süreç. Bundan dolayı biz yine Takasbank tarafında örnek olabilecek bir uygulama geliştirerek blok zincir ağında işlem yapacak, konvansiyonel tarafta çalışacak bir uygulama daha geliştirdik. Şekilde bunu dışarıda gördüğünüz 4 tane şekil olarak konumlandırdık. Ve bu projeyi de her bir kurumun, teste katılacak her bir tarafın özelleştirebileceği bir şekilde, onların kurulum yapmasını sağlayacak şekilde bir altyapı oluşturduk. Varmak istediğimiz nokta şuydu aslında. Biz içeride uzun sürelerde geliştirdiğimiz bu projeyi test etmek için aynı yollardan tüm kurumların geçip de uzun sürelerde yine uzun sürecek bir aşamadan sonra test etmesini istemiyorduk ve az bir eforla tüm bankaların ya da tarafların hızlıca bu sisteme dahil olup testlerini yapabilmesini istiyorduk. Bunun için kendi tarafımızda çalışmaları bu şekilde tamamladık. Bunun haricinde burada vurgulamak istediğim bir noktada key'leri, cüzdanları, özel verileri de blok zincir ağının içinde değil, dışarıdaki sadece kurumların kendilerinin erişebildiği yerlerde tuttuk ki güvenliği de bu şekilde daha üst noktada tutmaya çalıştık. Takasbank tarafındaki çalışmaları bitirdikten sonra artık test edeceğimiz tarafların belirlenmesi gerekiyordu. 2019 Ocak ayında Takasbank altın transfer sistemine kayıtlı bankalara bir davette bulunduk ve Biga projesini anlatmak istedik. Davete icabet eden bankalarımızın iş ve BT birimlerine Biga projesini anlattık ve bu test planlarımızdan bahsettik ve projeye iştirak etmek isteyen, teste katılmak isteyen 5 bankamızla beraber çalışmalara başladık. Bu 5 bankamız ekranda da görüldüğü gibi Albaraka Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası test sürecinde bize gerçekten çok destek verdiler. Desteklerinden dolayı da ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Tarafları belirledik, test etmek için kurumlarımızı belirledik. Takasbank'la beraber 6 kurumla beraber test çalışmalarına başlamamız gerekiyordu. 19 Mart tarihinde bir çalıştay planladık ve çalıştayda
birlikte bir bilgi alışverişinde bulunduk ve test için yapmamız gerekenleri tartışıp hazırladığımız projeleri kendileriyle paylaştık. 2 ay boyunca bir test sürecimiz oldu. 2 ay boyunca test sürecinde önce kurulumlar ve serbest testler, 2 haftalık planlı test ve sonrasında yine serbest testlerin devam etmesiyle sürdü. Şu anda hala test için kurduğumuz network ayakta. Burada bankalarımızdan kendi taraflarında konumlandıracakları 2 tane makine talep ettik ve bu makinelerde birinde node olarak kurmalarını, diğerinde de bizim onlar için geliştirdiğimiz ancak talep etmeleri durumunda kendilerinin değiştirip geliştirebilecekleri web uygulaması ismini verdiğimiz uygulamayı kurmalarını talep ettik ve bunları başarılı bir şekilde tüm bankalarımız tamamladı. Sonrasında 2 haftalık planlı test sürecine geçtik. 2 haftalık planlı test sürecinde de uçtan uca bir fonksiyoniteyi test etmek istedik. Uçtan ucadan kastım kaydı altınların BIGA'ya çevrilmesi, BIGA'ların hem kurumlar hem müşteriler arasında transferi, cüzdan uygulamaları, transaction yayınlama işlemleri, raporlamalar ve son olarak da BIGA'nın kaydı altına yine dönüşmesi şeklinde özetleyebilirim. Böylelikle hem notların kurulması, ağın kurulması ve fonksiyonelite test edilmiş oldu ve tüm bankalarımız bu aşamaları tamamen başarılı bir şekilde tamamladılar. Bunun haricinde bizim aynı zamanda blok zincirle beraber hayatımıza giren bazı senaryoları da test etmemiz gerekiyordu. Bunlar ne? İşte bir nodun sonradan dahil olması durumunda dataları alıp sisteme dahil olabilmesi ya da belli bir aşamada sistemde olmayan bir nodun tekrar geldiğinde senkronizasyonu sağlayarak tekrar devam edebilmesi ve datanın her yerde aynı state'te olması gibi bazı konuları da yine test ettik. Yine merkeziyetçi yapının dışında olduğunu test etmek için de takas bank dahi olmasa herhangi bir nod olmadığında konsensüs algoritmamız çalıştığı müddetçe transferlerin devam ettiğini test ettik. Bu şekilde tüm testleri tamamlamış olduk. Biraz da sayılardan bahsetmek istiyorum. 2 haftalık planlı test sürecinde 44 test senaryosunda 126 test case'ini 5 bankamızla beraber başarılı bir şekilde tamamladık. Bu sürede 17 hesap tanımlanarak yaklaşık 135 bin biga blok zincir ağında oluşturuldu. Bunlardan yaklaşık 100 bini transfere konu oldu. 10 bin de tekrar kaydı altına dönüştürüldü. Bu işlemler sırasında 137 blok oluştu. Testler başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra katılımcı bankalarımıza bir anket yayınladık ve anket yaptık ve anket sonuçlarında olumlu geri dönüşler aldık. Bazı geliştirme önerileri ve fikirler aldık. Bu geliştirme önerilerinden bazılarını yaptık, bazılarını iş planlarımıza koyduk ve testleri tamamlamış olduk. Testler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Geçtiğimiz günlerde bir proje raporu yayınladık bunun hakkında.